dikkatle izlemek lazım. Hocam komünist partilere ne oldu? Şimdi sevgili eşim İra uzun yıllar boyunca Yunan Komünist Partisi'nin aktif bir üyesiydi. İyi tanır, iç yani bütün liderleri falan kişileri tanır bilir. Partinin sağlam bir üyesiydi. Şimdi artık değil de geçmişimizde öyle bir şey var. Bugün onu konuşuyorduk da işte hala şimdiki Yunan Komünist Partisi'nin başkanı olan Kuchumbas'ı bayağı beğeniyor ve takdir ediyor. Yunan Komünist Partisi'nin neden bu kadar küçüldüğü, neden etkisizleştiğinden söz ederken şöyle bir gözlem yaptım. Bütün Avrupa'da hala bir etkinliği olan tek komünist partisi Yunan Komünist Partisi. %7 küsur oy alıyor. Bu öyle küçümsenecek bir şey değil. Çünkü bakıyoruz. Fransa'daki ikinci en güçlü komünist partisi Avrupa'daki Fransız Komünist Partisi %2 alıyor. İtalya'da artık komünist partisi yok. Çoktan dağıldı, bitti. 8 parçaya bölündü, gitti. İspanya'da komünist partisi yok. Portekiz Komünist Partisi son seçimlerde %3,5 mu ne almış? Bu durumda %7 küsur alan, hatta %8'e yaklaştı yanılmıyorsam, Yunan Komünist Partisi bayağı parlak bir başarı sahibi. Neden böyle oldu sorusunu tartışmak istedik. Şöyle bir açıklama yapayım size. 1991'den sonra komünist partileri tüm Batı dünyasında darmadağın oldu. Bittiler, tükendiler, çözüldüler, sahneden silindiler. Kimi ahir zaman solculuğuna Green, Yeşil Parti, Woke, kadın hakları falan gibi konulara takıldı. Ve bir çıkmaz bir yol olduğu görüldü, darmadağın oldu, kişiliğini kaybetti. Kimi Marksizmlerimizden taviz vermeyiz, şanlı bayrağımız, orak çekicimizi koruyacağız çizgisinde devam etmeye çalıştı. Küçüldüler, göt kadar partilere dönüştüler. Yani hiç varlığıyla yokluğu fark etmeyen partilere dönüştüler. Sebebi neydi bu çöküşün? Yani İkinci Dünya Savaşı ertesinde Avrupa siyasi spektrumunun neredeyse yarısını temsil eden, hakikaten %40-50 İtalya'da seçim kazanacak kadar güçlüydüler. Sonra çeşitli baskılar altında %20'lere, %25'lere gerileyen komünist partileri nasıl yok oldu? 3 tane sebep sayacağım size. Komünist partileri 1991 öncesinde cazip kılan neydi? Onları bir arada tutan güç neydi? Bu soruyu sormak lazım. Ki 91'den sonra nasıl birdenbire bu güç darmadağın oldu? Aslında 91 bir çöküş noktasıdır. Aslında asıl gerileme 80'lerin başında başladı. 75'ten sonra başladı. 75'ten itibaren oyları düşer komünistlerin. 91'den sonra uçurumdan düşerler. Ne değişti? 3 tane faktör. Birinci, komünist partilerin asıl güç kaynağı, psikolojik güç kaynağı Avrupa'nın 100 yıllık işçi sınıfı hareketinin bağrından doğmuş olmasıydı. Avrupa işçi sınıfı hareketi yabana atılacak bir hareket değildir. Sendikalizm ve işçi hakları mücadelesi. Çünkü Avrupa işçi sınıfı 19. yüzyılda çok sefil, çok aşağılanan, çok mağdur bir durumdan hareket etti. Bir şekilde o çağın kültürü gereği dayanışma yoluyla, eğitim yoluyla, kültür yoluyla, inanç birlikleri ve dernekleşme yoluyla toplumdaki statüsünü iyileştireceğine, güçlendireceğine, hatta
idareyi ele alacağına inandı Avrupa İşçi Sınıfı Hareketi. 1945'ten sonra büyük bir hızla işçi sınıfı hareketi etkisini yitirdi, zayıfladı, marjinalleşti ve 1980'lerden bu yana Avrupa'da işçi sınıfı hareketi diye bir şey yok. Dünyada yok, Türkiye'de yok, hiçbir yerde yok. İşçi sınıfı dediğimiz şey, yani endüstriyel emekçi zümresi, bir örgütlü siyasi güç olarak dünya piyasasından kalktı. Dolayısıyla komünizmin ve komünistlerin en önemli güç kaynağı olan, en önemli gelenek kaynağı olan, inanç kaynağı olan, bireylere mücadele gücü veren, bireylere haklı ve doğru bir iş yaptıkları duygusunu aşılayan en önemli faktör ortadan kalktı. Yani işçi sınıfının içinden gelmiyorsan, işçi sınıfı mücadeleleri içinde aktif olarak yaşamamışsan, diğer işçilerle sefer tasını veya sandviçini paylaşmamışsan, onlarla beraber sevinip onlarla beraber üzülmemişsen, komünist olmanın manası ne? Böyle bir şey var. Bir. İkincisi tabii ki Soğuk Savaş yıllarında bloklar arası mücadele döneminde Sovyetler Birliği'nin bir aracıydı komünist partiler. Sovyetler Birliği'nin dış desteği vardı. Bu hem örgütsel destek, parasal destek, onurlandırma, madalya verme desteği, eğitim desteği, tatillerinde Moskova'ya davet etme desteği gibi destekleri bir uluslararası dayanışma hadisesi vardı. Bir uluslararası dayanışma inancı vardı. Uluslararası dayanışma dediğin şey de büyük ölçüde psikolojik bir hadisedir. İnanırsın ki ben burada bu mücadeleyi veriyorum ama yoldaşlarımız Moskova'da da aynı mücadeleyi veriyor. Onları gidip ziyaret edelim, onlarla beraber bir kadeh vodka içelim duygusu. Güzel bir duygudur. Bu aynı zamanda örgütsel ve aynı zamanda parasal destekler de vardı komünist partiler üzerinde. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte aslında Gorbaçov zamanından itibaren 1987-88'den itibaren bu destek kesildi. Bu desteğin kesilmesiyle birlikte komünist partiler çöktü. Üçüncü faktör ise bu daha az bilinen bir şey. Ortak mücadelenin ve ortak zulme uğramışlığı, ortak mağduriyetin getirdiği bir kardeşlik duygusu vardır. Komünist partiler üzerine çok baskılar oldu. İnsanlar hapse girdi, insanların evleri arandı, insanlar polis tarafından hakarete uğradı vesaire vesaire. Bu da onlar arasında bir kardeşlik ve dayanışma duygusunun ortaya çıkmasında başrolü oynadı. Ne zaman ki komünist partileri batılı devletler tarafından kovuşturulmaktan kurtuldular. Birazcık yaşlılar eski günlerin anılarıyla işi sürdürdüler ama bir süre sonra baskı yoksa, mağduriyet yoksa, zulüm yoksa o zaman arkadaşlarının huyları sana batmaya başlar. Rahatsız olmaya başlarsın partinden. Yani şimdi buna nereden geldik? Yunanistan'da neden hala %7 alıyor? Çünkü Yunanistan bu diğer ülkelerin hepsinden farklı olarak bir iç savaş yaşadı. 1940'larda komünistlerle diğerlerini karşı karşıya getiren çok kanlı, çok korkunç bir iç savaş yaşadı. Onun anıları hala canlıdır. Bizim Samos adasında 1940'larda olan her şey hatırlanır. Yani şu evde işte bilmem gerillalar silah saklardı, şu evdeki insanlar faşist oldukları için kurşuna dizildiler filan gibi hikayeler anlatılır. Yani bayağı yaşayan tarihin bir parçası. İkincisi daha da beteri Yunan Albaylar Cuntası zamanında 1967 ile 74 arasında komünistler çok ağır takibata uğradılar. Hepsi hapsedildi, işkence gördü, dayak yedi vesaire vesaire, öldürüldü. Bunun anıları, bu mücadelenin anıları gerçekten Yunan Komünist Partisi'ni hala ayakta tutan, hala belli bir toplumsal karşılığı olan bir parti haline getiren budur.
diğer Avrupa ülkeleri. İspanya'da da gerçi komünistler çok ağır takibata ve zulme uğramışlardı. Fakat bir şekilde onu unutmayı başardılar. Komünist Partisi yenildi. Türkiye'de ise Türkiye'de Komünist Partisi 1991'de kapatıldı. Ondan önce de zaten ciddi bir varlığı olan bir parti değildi. Küçük bir aydınlar zümresinin ve Moskova tarafından fonlanan bir bürokrasinin, Doğu Berlin kaynaklı bir bürokrasinin birleştiği bir hadiseydi TKP. 2000'den sonra kurulan TKP'nin ise gülünç bir şey olduğunu, daha doğrusu gülünç de değil, bir polis teşkilatı, bayağı bildiğin polis ve istihbarat teşkilatlarının kurduğu, yönettiği, fonladığı, bir şekilde piyasada bulunmasından fayda umduğu bir pislik yuvası. Bunun dışında bir anlamı yok Komünist Partisi de bugünkü TKP'nin. Yani seçimlere katılması bir komedidir. Anladığım kadarıyla %0.01 gibi bir oy alıyorlar. Bir polis teşkilatı olarak görmek daha doğru olur sanırım.